Maden ocakları ve cezaevleri çok önemli. İşte ne durumda acaba bunlar? Tersaneler, buralarda çalışan insanlar. Acaba oralarda da önlem alındı mı? Yoksa maden ocaklarında hala omuz omuza yerin altına inip insanlar çalışıyorlar mı? Siyasi tutuklular ve gazeteciler neden hala evlerinde izolasyona tabi tutulmuyorlar da cezaevlerinde tutuluyorlar? Siz gazeteci Barış Pehlivan'ın, meslektaşımızın size cezaevinden yazdığı mektubu yayınladınız. Barış Terkoğlu, Murat Ağırel, Hülya Kılınç bunlar hala cezaevindeler. Tahliyeleri talep edildi ama uygulanmadı. Acaba hiç değilse cezaevlerinde siyasi tutuklular ve gazeteciler serbest bırakılmalı değiller mi? Bu süreç içerisinde evlerinde gözetim altında tutulamazlar mı? Yani mesela bu neden hiç söz konusu edilmiyor? Şimdi bununla ilgili biliyorsunuz BHP'nin aslında bir takım girişimleri vardı uzun süredir. Ama işte bunu AKP önce bir seçim için falan kullanıyormuş gibi yapıp sonra kestirdi attı. Aslında son derece doğru bir yaklaşımdı. Cezaevlerinde şu anda yani insanlık suçu tabir edebileceğimiz bir hale gelmiş vaziyette. Yani elbette bizim gazeteci arkadaşlarımız falan oradalar. Elbette onların derhal özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz ama tanımadığımız insanlar da dahil olmak üzere. Yani cezaevleri insanların işledikleri suçun cezasını orada bulunarak çekmelerinden ibaret bir şey. Yani orada ayrıca bu bir insanlık işkencesine, insanlık suçuna dönüşmemek. Ve şu anda bir ciddi küresel krizle karşı karşıyayız. Buralardaki hijyen yapılarının son derece kötü olduğunu hepimiz biliyoruz. MHP'nin daha önce başlattığı çalışmanın acilen hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunlarla ilgili mesela bugün Adalet Bakanı bir açıklama yaptı. Doğrusunu isterseniz ben en azından umutlandım. Çünkü Adalet Bakanı'nın açıklamalarını yurttaş olarak biraz daha doğrusunu isterseniz nasıl diyeyim biraz daha devlet adamı kimliğine yakın buldum. Bunun meclise getirilmesi vesairesi falan bir takım bürokratik işlemler var ama bence olabildiğince hızlandırılmalı ve elbette terör, kadına yönelik şiddet vesaire gibi uyuşturucu cinayet suçları falan ama onlara da daha rahat belki daha ayrı ayrı koğuşlarda tutabilirler de hepsini bir arada. Bir de mesela insanın insana karşı işlediği suçu devlet affedemez. O devletin haddine değil. Yani kişiye işlenmiş suçun karşılığını kişi öder. Ama devlete karşı işlenmiş bir takım yani ufak tefek mesela çekten senetten yok ne bileyim işte çiftçiler falan var hala hapiste yani. Bunun dolayısıyla bir an önce o mesela yarı açık cezaevleri başta olmak üzere bir an önce bu insanları hem tahliye etmeli hem de aynı zamanda kontrollerini yaparak da tahliye etmeli. Yani buna benzer mesela örnekler biz İzmir'de mesela bunu yaşıyoruz. Mesela Foça Açık Cezaevinde yani çalışan insanlar var. Bugün İzmir Adliyesi'nde çalışan mahkum bile var. Yani bu insanlar yani bunların hepsi katil, uyuşturucu, terörist değil. Yani hapse giren insanlarımızın milyar tane, bin bir tane sebebi var. Bunların içinde bir rahatlatacak, toplumu da rahatlatacak. Ama insanlık suçuna dönüşmüş bu yoğunluktan en azından Türkiye'yi kurtaracak bir şeyin bir an önce yapılması lazım. Gördüğüm kadarıyla muhalefet de zaten bu konuda katkı sağlayacak ama bunu hızlandırmak lazım. Elbette yani katılıyorum.